Günaydın, hayırlı sabahlar. Sabah rutinimiz. Şehit Madenciler Parkı'ndan yola girdik. Nereye gidiyoruz? Tabii ki Seç Market'e gidiyoruz. Her sabah buraya fit yani. Şöyle diyeyim sana, 2 gün gelmezsem 3. gün muhakkak geliyorum. Anlamadım yani, sürekli bir şey çıkıyor, eksik çıkıyor ya da kendi kendimi eksik çıkartıyorum, bilmiyorum. Ama hem yürüyüş yapmış oluyorum hem gezmiş oluyorum. İyi oluyor yani. Nasıl korktu bak. Neyse bacım, şeye gidelim, markete gidelim. Oradan eksiklerimi alayım. Dünkü gibi inşallah videoyu da silmem de. Vallahi bilmiyorum. Şehitler o Madenciler Parkı'nı görünce videoyu silmemem lazım. Çünkü bunun da hafızası diyorum ya, doluyor. İnşallah şuraların her fiyatı da alınır da artık buralar bir şeye benzer be. Baksana. Çok kötü oldu ya. Neyse. Hadi bakalım. Ekmek almayla başlayacağım. Kız çok bir eksim yok be. Valla sır sıfır olsun diye geliyorum bir de. Hem hoşuma gidiyor. Markette gezmesi, evde durup ne yapacağım. Biraz toparladım evi de. Şimdi şuradan ekmek alalım. Bir tane şu üsttekini alalım. 2 tane şu alttan alalım değil mi? Çiçek mi alsak ki? Oh. Dur bakayım. Ekmeğimi aldım 3 tane. Ama bir tane odun ekmeği aldım. Normalde 2 tane normal ekmek aldım. Bak şu dikkatimi çekti. Hünnap. 49,90'mış. 400 gram bebe bisküvi. Bak bu Hünnap markayı çok iyi diyorlar. Bak bunları indirime şey yapmışlar. 35 liraymış. Büyüğü 73 lira bak şu. Ufakları 34, 35 değil işte. 15 lira da ufaklarıymış. 54,5 tempo. Aslında bisküvi pastası falan yapmayı bundan almak lazım değil mi? Bak fingiri de uygun. 32,5. Yani kız sana bir şey göstereceğim. Bak dün şuradan bir şey aldım. Fıstık aldım. Bak uzun zamandır yememiştik. Hatta dün akşam biraz geç başlattım orucu da. Bak kaç lira? 200 gram 40 lira bak. Fıstıkla yedirmeyecekler artık bize, inan ki. Neymiş bu zeytin? 1,5 kilo pet. 109 lira. Şu patladı da mı onu ters çevirdiler acaba? Bak fiskobilin fiskorellesi var. Bir de fındık kreması var. Sütlü. Bu ikisi de 99 lira. Aslında iyi ha. Bak birer kilo. Vallahi iyi. Seydoğlu'nun şu çikolatası var 94,90. Neymiş? Aytaç'ın reçelleri 32,5. Ha, süt reçeli istiyordu benden Nevzat. Bunu istiyordu herhalde. Yani fiyatlarına bak. 56,90. 69,90. Hangisini alıversem? Şu 56,90 olandan alalım. Anne çok güzel dedi. Ondan alıvereyim bir tane çocuğa. 32,5, 32,5. Bak Aytaç'ın reçelleri. Yo, şunlar daha uygun sanki, 60 lira. Bak büyükleri. Valla 125 lira daha büyükleri. 109 lira. Ve Gülsen. Bu da güzel oluyor kız. Bunlar reçeli de güzel oluyor. Ama tabii Koska yani 115 lira. Kaliteden ödün vermiyor hiç. Bak 65 lira. Neyse şu gül reçelini alalım bir tane. Dur düşürmeden şunları bir dakika. Heh, bak markete gelmeye gör. Kız evin eksiği biter mi? 370 lira tuttu. Allah'tan gezmeye geldik. Abdullah diyecek ki bir daha sen gezmeye gitme hatun. Baksana. Sucuk aldım. Kaşar aldım. Yani tost peynir aldım. Daha doğrusu kaşar derken. O süt reçelinden aldım. 3 ekmek. Bir de o malumunuz şey. Edinin büdüsü. Ha, 370 lira. Ne yapalım? Olsun. Ay Allah'ım sağlık versin yeter ki. Parktan yine geçiyorum. Sana bunu gidişte de gösterecektim de. Telefonu ayarlayamadım. Biraz da ilerlemişim. Bak bana komplo kurmuşlar. Görüyor musun? Hani mantar topluyordum ya. Bak hep biçmişler otları. Artık mantar yağmur yağmayınca da çıkmaz herhalde. Yağmur yağınca çıkıyor onlar. Normalde şöyle şuraya doğru çıkıyordu. Daha da artık yok, bitti. Bak her yeri budamışlar. Komplo var. İnan ki komplo var. Bak parkta da hiç kimse yok kız, benden başka bak. Az önce birisi vardı, yürüyüş yapmış gitmiş. Tek ben varayım şimdi. İşte ben de olmasaydım şu 370 lira cebimde kalacaktı. Olsun ne yapalım. Aldım bunu bak bacım. Ganik süt reçeli. İnşallah oğlan beğenir de bunu. Kız Nevzat halasının orada. Yani halasının orada derken hastanede çalışıyorlar ya ikisi de. Yani daha doğrusu Nevzat staj yapıyor. Ablam orada eczanede çalışıyor. Ek bu binada, Atatürk Devlet Hastanesi'nin ek binasında. Orada yemiş. Anne dedi kahvaltıda yedim çok güzeldi dedi. Görünce aklıma gel çocuğum dedim yesin. Bak şu Nomet'in aldım sucuğunu. Kaç para vermişim kız buna?
130 lira 50 kuruş. Yani hepsine göre en uygunu buydu. Bir de yine en uygun toz peynir de buydu. Bak, Sekin peyniriydi. 7. ayın 8'de son kullanma tarihi. Genelde böyle uygun olduğu zaman son kullanma tarihlerine bakıyorum. Ona da 100 lira verdim bak. 90 kaç liraymış? Tabii bak, 99 lira 90 kuruş, 100 lira verdim. Şu üsttekini görme zaten. 3 tane tekli ekmek 100, 376 lira 30 kuruş. Yani şöyle diyeyim sana, bu hani bir şey alıyorum diyorum hep, Edin'in büyüsü. Onunla beraber bak, bunlar 370 lira. Olsun ama şunlar zaten artık hep pahalandı ya. Yani tutup da buna 100 lira verecek halim yok. Bir tek kendisi şu 100 lira. Dolaptan da şey çıkardım geçen, adını söyle. Tavuk almıştık ya marketten, sen biliyor musun? Bilmiyorum, belki de sana göstermedim. Bunu dolaba atmıştım, dondurucuya da çıkardım. Bunu yemeni yapacağım yine şöyle patatesli. Kendime de ne çıkardım bak. Kulağını nasıl kesmişim. Mancar böyle sapı. Biliyor musun hani böyle mancarları haşladıydım da saplarını böyle ayrı haşladıydım. Böyle kavururum diye. Ah, soğanlı, pol biberli, şöyle bol canan. Kahvaltıda bunu yiyeceğim gene. Neyse canım, valla aldıklarım bunlara tuttuğu para da bu. Oh, Müge'm de başlamış. Daha ne isterim? Bir de kahve yapsam mı? Oruçta kahve içilmez, bitki çayı içilir. Sus Yıldız. Bak şimdi şeyi, eldivenlerini taktım da göstereyim. Kız, çok bir şeyim yok. Bak şu kadarcık. Bak bunları şöyle dün göstermiştim ya. Kovalara, böyle yoğurt kovalarına toprak aldık diye. O toprak taşın içinde biraz da böyle şey var. Taşlar var. Taşları atacağım. Hatta şu el arabası var. Görüyor musun? Tabii görüyorum. El arabasının içine dökeceğim de taşını ayıracağım. Tekrar şey alacağım. Kaba alacağım. Öyle dikmeye çalışacağım bakayım. İnşallah büyür. Üst katta bir gelir zaman. Oo, çerçeve. Bundan da diplerini falan delmeyeceğim. Normal üstünden sulayı sulaya vereceğim. Camın önüne dizeceğim. Bunları aslında ufağına mı koysam? Yo, dur bakayım. Şunları şişelerini ayırayım da taşlarını. Baksana, kocaman kocaman taşlar var içinde. Şu elimde de birazcık şey yapacağım. Şu taşları ayırayım, şuraya da atıveririm sonra. O cam parçası bile var bak. Şey var. Taş var. Şöyle bir tane tahta parçası var. Tahta derken niye kokuyorsa artık o da. Ay, cam var bak. Şöyle iyice bakayım da. Görüyor musun bak. Şu toprak da boş ver, çok sert o be. Kapı çarpıyor. Ayırmam lazım içine. Aslında bak çok şey. Şöyle göstereyim sana. Bak. Bak görüyor musun? Güzel yani toprağı. Atıverir sonunda, bir şey değil. Babam gidiyor herhalde bir yere. Baba sen misin? Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Allah, şu domates baksana, şurada şurada oldular. Küçücük küçücük. İki vereceğim. Bir iki bir iki. Ne bak. Güzel güzel domatesler alayım da. Bakayım inşallah tutar. Şu şeyleri dikeceğim de yoğurt kaplarını. O da olsa inşallah. Annem nerede? Ha, aynı orada görüşelim. Bakalım nasıl. Şunlara bak. Hadi bakayım. Bayağı ben şey yaptım kız, bayağı temizledim. İnşallah ya. Ama sulayacağım. Sularım ya. Su yok değil ya maşallah. Bir şey kalmadı kız. Fındık bile var. İçi çürümüş.
Fidelerimi çıkartacağım şimdi şeyden. Sanki çok büyük böyle bir tarla fide yapmışım gibi dur. Bak şimdi bir tanesini diktim. Hatta şöyle yaptım. Bak ay kız benim ağrıdı. Şöyle ek bukuk durdum ya. Bak şu iki tane koydum. Böyle dizeceğim onları hepsine şöyle. Kaç tane var kız? 4, 5, 6 tane kutu var. 6 kutuya yayacağım bunları. Tam böyle ümidim yok ama. Şimdi babam da dediği olur diye. İnşallah olur bakalım. Ha, şimdi şunu şey yapayım. Bir tane daha aslında eledim de. Ya eledim derken taşlarını alıveriyorum. Çok taş var. Ha, bu taş değilmiş. Ha. Çok minikler kız. İnan çok minikler. Allah uşan sağ olsun. Dün aldık geldik bunu. Toprağa. Hem de güzel toprak biliyor musun? Sen de dur bak spaniye çıktı oradan. Ya şimdi buna da şey yapacağım. Bak çekerdim iki tane kız. Şimdi küçük birine bakar mısın? Ay sırtım çok ağrıdı. Ah. Bak şu kadarcık kız bu büyür mü teyzesi? Şuna bak. Bir tane bacım yazmış. Az önce yorumlara baktım da. Dünkü şey işte videoya. Fidelerini göremedi. Kız fide işte bak fide dersen bunun adı fide ise fide yani. Burada da iki tane. Hatta üç tane koyalım buna şöyle. Bunlar çok minik çünkü. Dezesi ya. Hemen sulayacağım bunları. Sen beni görebiliyor musun? Görüyor, görüyor. Oy benim gülüm. Sen büyüyecek mi? He? İnşallah büyürsün de beni kepaz etmezsin. Ay inşallah. Böyle bir kuyulan gibi oldun. Dur. Ay ben seni yemem mi? Ay ben seni yemem mi? Buyursan yiyeceğiz yani inşallah. Hah bak şimdi teyzesi bak. Ay şunu da dikeyim. Bunu niye saçla yıldız buraya? Dur bunu şuna koyalım. Dur. Üçer tane koyayım ya. Şöyle. Alo kız. Sakın ölme tamam mı? Sakın ölme. Ay. Sakın ölme. Bak teyzesi bak. Bak gördün mü? Ay vallahi benim ağrıdı. Öbürkülerini de dikeyim de. Bak sana bir şey göstereceğim bak. Benim pandanın postuna bak. Görüyor musun pandanın postunu? Eşek sıpası. Böyle iyi böyle. Kendini temizle temizle bu postları hep döküyor buralara. Bak görüyor musun? O kadar şey var. Tüy var hayvanda. Dökülsün artık. Öbürkülerini de dikeyim. Sana şöyle gösterivereceğim diktiklerimi. Şöyle görün bir. Kız inşallah olurlar ya. Bak. Hepsi şöyle camın önüne dizdim. Güneş böyle diyorum ya akşam bak. Buranın güneşi bu kadar bak. Sabah aldığı güneş bu kadar. Öğleden sonra falan böyle bu tarafa dönüyor. O zaman gayet güzel güneş alırlar bunlar. Bak şurada da bir tane var. Şimdi bunlara can suyu vereceğim ama gelmişken şu çiçekleri de vereyim. Dur önce biberleri vereyim. Dur aman biber diyorum domates. Biberler çıkmadı ya. Tekrardan koydum ama bakalım. Şöyle acık bir şey can suyu vereceğim. Çok fazla değil. Çürümesinler diye. Bak görüyor musun toprak ne kadar güzel. Bir de eledim ya. Hemen şöyle çekiveriyor. Kenarları falan topraklama artık. Saksıların o kadar olacak ya. Heh. İnşallah olur benim bu kızlar. Ay bak şu yatak aldı durdu mu? Şöyle dik dur. Heh, onu biraz daha şöyle gömmek lazım. Heh. Tamam şunu da şey yapalım. Azıcık azıcık can suyu teyzesi can suyu azıcık. Ha nereye gösteriyorsun? Tamam şuna da biraz su verelim şöyle. Oh, dün de bunun annem dibine toprak koyuverdi. Bu da para çiçeği miymiş neymiş? Köyden geldiğinden beri böyle duruyor bu. Düşün bak geçen yaz. Geçen yazdan beri böyle bu kadar işte çiçeklerime de bak. Ne güzeller değil mi? Camım leş gibi ama olsun oraları görme. Bak şuradakiler de var. Bak çiçeklerime. Şunun dibinde de ot bitmiş. Bak. Gördün mü? Otu da alacağım oradan. Bak şurada da var yatak odasında. Onu da göstereyim. Görebiliyor musun? Bak ne güzeller. Ay, yesin onu anneleri. Neyse canlarım can suyumuzu da verdik. Valla bunlardan umutluyum ya. Ay, inşallah olurlar değil mi bak. Ay. Valla çok umutlu değilim. Yalan söylemeyeceğim. Neyse hadi gidelim eve. Dün demiştim ya teyzelere rüzgarımı çarşıya indireceğim bir şey alacağız ona diye. Şimdi rüzgarın biliyor ne olduğunu ama siz birazdan öğreneceksiniz. Şimdi biz gidiyoruz yola düştük. Domates fidelerini diktikten sonra bir eve girdim. İnan ki var örgü videolarını çektim.
Ondan sonra saat kaçtı kız? 11 falandı benim onları diktiğimde. Örgü videolarını çektim. Eşimi doyurdum, gönderdim. Ondan sonra yemek yaptım. Biri davulda, biri ocağın üstünde pişti. Evi toparladım, şöyle kaldırdım, bir sildim, süpürdüm ama paspaslar hala havada duruyor. Bir dakika yavrum. Paspaslar hala havada duruyor. Şimdi gidelim rüzgarımın da işini görelim. Eve geleceğiz çarşıdan. Yemek yiyeceğiz. Sonra bir daha havuza ineceğiz. Bugün işim bitmiyor bacım. İnan olsun. Bak saat kaç oldu? Bak saat 5'e, tabii 5'e 20 var. Telefonum da çalıyor. Neyse, işim bitmiyor özeti yani. Bak teyzesi, bak nasıl bekliyor teyzesi. Nasıl heyecanlı kuzum. Vodafone'a gel. Efendim? Ne? Hayır, burada. Hayır, oradan çekmedim. Keşke oradan da çekseydin sen ama görünmezdin. Buraya geldik teyzeleri. Hadi bakalım. Hadi geç kızım. Şimdi teyzesi. Oğluşum bunu beğendi. Gördüğünüz üzere paşama akıllı saat alacağız. Bir de şu varmış ama bunu tabii oğlum istemedi. Bu kuzeninde var aynısı. Şimdi hat da alacağım oğluma. Kuzu artık beni arar konuşursun bir tane. Kız hala öksürüğü geçmedi yavrumun biliyor musun? Bugün belki de havuza indirmem ama bakalım. Ama baksana güzel değil mi? Kuzeninde de var da aynısı, o yüzden bunu beğendi paşam. Efendim yavrum. Öksürüğün dışında bir şey yok da havuza girince şimdi. İşte bakalım duruma göre, tamam mı kuzum? Eve gidince gece gene üşüdüm. Evet anneciğim. Nasıl teyzesi? Güzel değil mi? Hattını getirecekler şimdi. Şimdi. Tamam aynen. Şimdi ablamız bize telefonu kuru veriyor. Sağ olsun. Sahibi dedi sen kuru ver dedi. Biz bunu var ya evde inan ki yapamazdık. Baya baya uğraşıyor yani, sağ olsun. Kuzu, her şey hazır olacak. Ne bir tane? Evet, abin yapar, o da umur umur eder. Yani, niye yaptırmadınız falan? Abimiz var da o da biraz şey, uğraşmak istemez böyle ince işlerle. Efendim? Evet, aynen öyle yapar. Hay vallahi ablamız yapıyor, sağ olsun. Şimdi eve geldik, pilavımı yaptım demiştim ya bir tane, yok ocağın üstünde biri demiştim. Bak pilavımı yaptım kızım, tencerenin kapakları, sapları tokuştu. Pilavım var burada, çorban var ama bak şöyle diyeyim sana. Bak bu kadar çorbam kaldı, ben bunu dökmedim. Allah bilirken kuldan saklamayacağım. İki akşam biz bunu içtik ama bak hatta tencerenin kenarlarında anlıyorsundur yani bayağı oldu. Bayağı derken iki gün içtik biz bunu, bu kadar kalmış, ben bunu dökmedim. Yani bozulmamış, görmemiş, dökmedim. Yani şu anda hiç böyle inan ki çorba morba dökecek bir devirde değiliz yani. Yine böyle birer kepçe bundan yeriz diye dökmedim. Yiyeceğiz de. Hemen şöyle salatamı yaptım. Biraz böyle soğanları kocaman kocaman doğradım. Şöyle çatala gelsin diye. Rüzgarımı da bu arada şeye gönderemedim. Havuza gönderemedim. Daha doğrusu götüremeyeceğim. Çünkü şey, çocuğun gerçekten öksürüğü var. Havuz suyu da muhakkak yutuyorlar. Yani yutmuyorum diyen çocuk yalan söylüyordur. Daha da böyle boğazı tahriş olmasın diye. Bu akşam havuza gidemeyeceğiz. Hocamız da yazdık. Sağ olsun, o da geçmiş olsun dileklerini söyledi. Burada da... Ha şunu da hemen dur şeye takayım. Bir dakika fişe takayım. Bak burada da şey koymuştum. Bak ısıtacağım şimdi onu. Geçen yapmıştım ya hani tavuk böyle patates. Ondan koydum gene. Düşün yani o oraya bunları sıkıştırdım. Ama bak iyi oldu aşağıdan gelince şimdi. İyi oldu, hemen bir ısıtı vereceğim. Ne oldu paşa? Bakayım. Biz aşağıdan aldı geldi. Sonra oğlanın kartına para yatırması gerekiyormuş. Onu... Yok yok tamam, yok sıkıntı yok, daha bir şey. Öyle yani vallahi bacım, yemeklerim de hazır Allah'ıma şükür. Masayı da içeri koydum, tabaklarımı koydum. Bak karnım da acıktı, bakma. İnan ki karnımı aç şu. Bak bak teyzesi bak. Ay dur kız, bu ne? O şey dur. Eşim numarası kırdı, bir dakika. Dur bir dakika. Aman sanki bir şey mi olacak, bir dakika. Şöyle geri gelelim. Bak şimdi rüzgarımı geçsin. Annesinin balığı. Kuzumun telefon numarasını da buraya kaydettim.